Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bozun. Zümrət Davud'un lagir hayatı tasvirlengen haber halkaralık mükafatka erişti. Lager şahidi Zümrət Davud Hanım'ın Şarkı Türkistan'daki ceza lagerde baştan geçirgen ikinişlik sergüzeştileri tasvirlengen resimlik haber, halkaradaki nüpuzluk mükafat hesaplandıgan Pulitzer mükafatıga erişti. Akbarat edebiyat qatarlıq sahalardaki nadir eserler üçün tesis kılıngan Pulitzer mükafatının bu yıllıkı 9. May elan kılıngan bulup, mükafatının resimlik haber ve obzor türüge lagir şahidi Zümrət Davud Hanım'ın ceza lagerde baştan geçirgen ikinişlik küller tasvirlengen, bu arqalıq Xitayının Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq siyasetini bütün dünyaya yürütüp bergen "Mən Xitayının ceza lagerdin qandaq qutuldum" sərləfilik resimlik xəbər tanlandı. Mezkur resimlik xəbər Fəhmidə Əzim, Antoni Del Col ve Josh Adam qatarlıq 3 abdur tərəfindən tayyarlanğan bulup, bultur 28 dekabr Insider Toru'da elan qılınğan. Xəbərdə Zümrət Davud xanımının qandaq bulup ceza lagerga qamalğanlıqı, ceza lagerde baştan geçirgen ve şahit bulgan içinişlik vakalar ve onun kandak bulup lagerden kutulup çıkanlığı kartun resim ve bayanlar arkalık tepsili tasvirle berilgen. Pulitzer mükafatı 1917 yılı Amerika'da tesis kılıngan halkaralık nüpuzluk mükafatlardan biri bulup, akbarat, edebiyat, tiyatr ve müzik qatarlıq sahalardaki nadir eserler tanlandı. Mükafat her yılı 5. ayının tuncu düşenbesinde tarqıtılıp gelmekte. Avrupa Parlamenti Xitayga qarşı ciddi qarar maqulladı. Avrupa Parlamenti Xitayda qamalgan mahbuslarning ichki a'zolarini sug'ur velish qilmishiga qarshi ciddi qarar maqulladı. Buyuk davr to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Avrupa Parlamenti 5 may Fransiyaning Strasburgda umumiy yig'in ochgan bo'lib, yig'inda ciddi qarar maqullab Xitayning vijdan mahbuslari Falun Gong murodlariga qarshi sistemiq davom qilayotgan ichki a'zo yig'ilish qilmishidan qattiq endişe qilayotganligini bildirgan. Qarorda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan Xitoyning mahbuslarining ichki a'zolarini yig'ib olish qilmishini oshkora ayiblash talab qilingandan sirt, barliq a'zo davlatlardan harakat qo'llanib, Yevropa ittifoqi fuqarolarining Xitoyga berib a'zo ko'chirishini cheklash, barliq a'zo davlatlarining Xitoy bilan kishilik huquq so'kpiti qilganda mahbuslarining ichki a'zolarini sug'urib olish masalasini o'tirg'o qo'yish hamda BDT kişilik hukuk kengashining ichki a'zoni sug'urib olish masalasini muhim o'ringa qo'yishni talab qilgan. Shuning bilan birga Xitoydan xalqaro jamiyatning Xitoydagi ichki a'zo yig'ib olish masalasini mustaqil nazorat qilishiga yo'l qo'yish kerakligi talab qilingan. Qarorda yana Yevropa parlamentining Xitoydagi ichki a'zolarni sistemalik yig'ib olish jinoyatiga aloqador dokumentlarga, jumladan Falun Gong murodlari, Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa millatlarning ichki a'zolarini sug'urib olish qilmishiga yaqindan ko'ngil bo'ladiganligi ta'kidlangan. Qarorda yana Yevropa parlamenti BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning Xitoydagi ziyoratini qarshi oladiganligi bildirilishi bilan birga, uni ziyorat jarayonida Xitoydagi ichki a'zo atkazchiligini tekshirishga chaqirgan. Yevropa parlamenti yana BDT kişilik hukuk kengashidan Xitoyning ichki a'zo yig'ib olish masalasini oldingi o'ringa qo'yishni, Xitoydan Dunyo sahiya tashkilotining tashkilot a'zolaridan talab qilingan erishgan ichki a'zolarning manbasini oshkorlash talabiga to'liq amal qilishni talab qilgan. Amerikaning Tayvan siyosatiga aloqador mazmunlarni yangilashi diqqat qo'zg'adi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldingi hafta organ to'ri bekitidagi Amerika Tayvan munosabati sahifasini yangilagan bo'lib, Tayvan Xitoyning bir qismi, Amerika Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydi degan iboralarni chiqarib o'tgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldingi hafta organ to'ri bekitidagi Amerika Tayvan munosabati sahifasining navbatdagi vaziyat qismini yangilagan bo'lib, qonun nusxadagi 1979 yili Amerika Xitoy birlashma bayonotiga asosan yozilgan Tayvan Xitoyning bir qismi degan mazmunlarni o'chirib o'tgan. Shundaqla Amerika Tayvan mustaqilligini qo'llamaydi degan iboralarni ham tilga olmagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu harakati taratquvlarning kuchlik diqqatini qo'zg'agan bo'lsa-mu, ministrlik Amerika hukumatining bir Xitoy siyosatida o'zgarish bo'lmaganligini ta'kidlagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir bayonotchisi axborot organlariga yo'llagan xatida bu to'g'riliq tushuncha berib, bizning bir Xitoy siyosatimizda o'zgarish bo'lmadi. Amerikaning bir Xitoy siyosati Tayvan munosabati qonuni 3 taraflik birlashma bayonot va 6 turlik kafolatning yetakchiligida bo'ladi.
bizning Tayvanga bergan va'dimiz intayin mustahkam deganlarini bildirgan. Shundoqli Tayvan masalasining tinch usulda hal bo'lishini umid qildiganligini, Xitoyni Tayvanga qaratgan harbiy, diplomatik va iqtisodiy bosim tushirishni to'xtatishga chaqirganligini ilova qilgan. Gerçi Amerika hükümeti bir Xitay siyasetini kollaydıqallıqını izgil təkidləb gəlgən bolsunmu, yıqınqı məzgillərdə Tayvanga qoral yaraq setib biri salmaqını davamlıq aşırmaqda. Analizçilərmü Amerika tilgə elivatqan bir Xitay siyaseti bilən Xitay təkidləb gəlivatqan bir Xitay siyasetinin pərqlindiqallıqını oturuqı qoyub gəlməkdə. BDT həyətinin Şərq Türkistan ziyarəti haqqıda hər xil çaqırıqlar elan qılınmaqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti barğansırı yıkılışı batkan bir peyitte İstanbul'da mezgür ziyaretke alaqıdar akbarat ilan kılışıgını ötküzüldü. Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezde ötküzülgen akbarat ilan kılış yığınıga bir türküm Türk adukatlar, cazalagırı kurbanlarının ailleri, teşkilat mesulleri, cemaat erbapları ve akbarat hadimleri katnaştı. Yığın zalığa Xitay tarafından ceza lagırıga kamalgan ziyankeşlikke uçurgan Uyghurlarının suretleri tizildi. Şarkı Türkistan davası üçün izgil küç çıkırıp gelgen adukat Gülden Sönmez Hanım yığınğı riyasetçili kılıp, mezkur akbarat elan kılış yığınının mahsin dönüştürüp ötdi. O sözü de Xitay üstüden Türkiye Baştaptiş Mahkemesi'ge sunulgan cinayi işler erizname'si'ge alaqıdır hizmetlerinin devamlı şivatkallıqını əskertip ötkendiyken, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tutkun kılış, qiyin qıstaqı eliş, izdireksiz yoktuvetiş qatarlıq cinayetlerge karşı alaqıdır organlarga, Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarda azap çekivatkan kişilerinin əhvalını sürüştürüş haqqıda iltima sunuqallıqını bayan kılıp ötdi. O bayanatı diyene BDT Xavupslik Genişi'ge Aza Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Nazis lagırlarını ülge kılgan halda korup çıkan ceza lagırlarda halıqını, milli, dini kimlikini bastırgan halda Pütülle yoktuvatkallıqının eminiyeti BDT'nin kuruluş gayesiyle pütülle izzet ikkallıkını BDT kişilik hukuk Ali Emeldarı'nın Şarkı Türkistan'daki ziyareti de çeklimisiz, nazaretsiz halde hakiki ekvanı tekşürüp çıkışını ümit kıldıqallıqını, şundaklı ziyaret geryanı da lagır kurballarının aile tevabiatları bilen bir mü bir körüşüp, onlarının ekvalini ilgileşke çakırdıqallıqını bildirdi. Arkadan ceza lagırı kurballarını nöbet bilen söz kılıp, Şarkı Türkistan'da kalan uruh tukkalları yıkılları baştan keçirvatkan nahak ceza ve iğir küllerini tonuşturdu. Məlum buluşça, BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldarı İşxanısının aldın əvətligən qrupsi 25. April Xitayğı yitip barğan bulup, Ali Emeldar Michel Bachelet'nin bu ayda Xitayını və Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılışı kütülməkdə. Növətti BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldarı'a Şarkı Türkistan ziyareti haqqıdaki çağırıqlar üzlüksiz küçüyü atkan bulup, 2. May Uyğur, Tibet, Hong Kong ve Xitay demokratları vekilleri katlaşkan akbarat elan kılış yığını da BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldarı Michel Bachelet Xitay'ını ziyaret kılışını keçiktürüşke çağırılgan idi. Yığında Dünya Uyğur Kurultayı vekili söz kılıp, Michel Bachelet irki kırgınçılık cinayetinin ziyankeşlikke uçurguçlarının sözünü anlap bir kişi, onlarının ehvalini sürüştürüp bir kişi andın Xitay'dan nimelerini soraydıqallıqını bilivelişi kerek idi. Əfsus ki, bu Ali Emeldar köp qıtım bizden işençimizini yerde koydu. Bu qıtımlıq ziyaretmi şunun içi de digerlerini bildirgen idi. Şunlıqlı 5. Maymo dünyanın her qaysi yerlerdeki 200'den artıq insan hakları təşkilatları, hükümetsiz organlar ve gruplar birleşme bayanat elan kılıp, Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti planını özgertişke çakırgan idi. Şundaklı Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendimi bugün bu axta ictimai taratqo hesabıda bayanat elan kılıp, BDT Kişilik Hukuk Komitetinin Şarkı Türkistan ziyaretinden burun Xitayının allı burun barlıq tayarlıqlarını kılıp bolğanlıqını, Xalqı yığıveliş lagırını öz içige alğan Xitay icra kılıp atkan barlıq irqi qırğınçılıq cinayetlerini tilğa almaslıqqa haqqıda tənbih berip, onu devlet mahbiyeti süpüte süpetlep, onlarını çetel akbarat xadımlarına bildirmeslik üçün bihaterlik tedbirleri ilan kılgallıqını, BDT Kişilik Hukuk Hayeti'nin Şarkı Türkistan ziyaretinden burun muhacirettiki Şarkı Türkistanlıklar bilen körüşmesliki ve meslehetleşmesliki bu ziyaretinin Şarkı Türkistan'da Xitay icra kılbatkan köpkırlık, irki kırgıncılık cinayetleri hakkıdaki hakikatlerinin kütülgen tariqide neticilenişinin şübhilik halgı kelgerlikini bildirdi. Nöbette Xitay rejiminin aldın orullaştırılgan sahneler ve şahıslar arkalık BDT ve Xalqara cemiyetinin közünü boyaş ihtimallıqının çoğun işgerliki oturgu koyulmaqta. Ukrayna uruşu Xitay'nın Tayvan planıgı təsir görsetti.
Amerika Merkezi İstihbarat İdaresinin başlığı William Burns aldın kışambedeki bayanatıda Xitayning Rusya-Ukrayna urushini qattiq ko'zlayotganligini, bu Xitayning Tayvan haqidagi plan xayollariga ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Amerika Avazining 8-maydagi xabarda bildirilishicha William Burns pul muomili vaqtkizning ziyoratini qabul qilib, Ukrainaning Rusiyaning tajovuziga kuchli qarshilik ko'rsatishi va Rusiyaning iqtisodiy jihatdan zo'r badal to'lishining Xitoyni cho'chitganligini bildirgan. Burns Xitoyning hozir har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar Tayvanni qural kuchi bilan kontrol qilish xayolini inchikilik bilan o'ylashayotganligini, shundaqdimi Rusiya-Ukraina urushining Xi Jinpingning Tayvanga qaratgan uzun muddatlik nishonini o'zgartmaydiganligini bildirdi. Xitoy Rusiyaning Ukrainaga boshlagan tajovuzchilik urushini ayiblashni rad qilish bilan birga G'arbning Moskvaga qaratgan jazosini tanqid qilib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Rusiya Ukrainaga tajovuz qilishdan bir necha hafta ilgari Xitoy bilan Rusiya cheksiz strategik hamkorlikni e'lon qilgan. Shuning bilan birga yaqinqi yillardan buyon Amerika va G'arbga taqobil turish uchun texnik yaqin energiya va bexatarlik munosabati o'rnatgan. Burns bu vaqt to'xtalib, menimcha Putin rahbarligidagi Rusiyaning yaqinqi 10-11 hafta ichidagi Ukrainada duch kelgan azoblik kechirmishlari nurg'un taraflarda Xitoy-Rusiya do'stligining yanada cheklanmalikka ega ekanligini ko'rsatib berdi degan. 7 davlat guruhi Hong Kong saylimi masalasida Xitoyni tanqid qildi. Taraqqiy topgan 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari Beijingni Hong Kong masalasida Angliya-Xitoy birlashma xitobnomasiga va boshqa qonuniy majburiyatlarga rioya qilishga chaqirdi. Amerika, Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada, Italiya va Yaponiyadan tashkil topgan G7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari Xitoyning Hong Kongda bexatarlik ishlarining sobiq mas'uli Li Jiachaoning bosh amaldorligiga saylanganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan. Ministrlar Xitoy rejimi bilan yaqin munosabati bo'lgan Li Jiachaoning Hong Kongning yangi amaldori bo'lganligini tanqid qilib, mazkur saylamga siyosiy ko'pxillikka va asosiy erkinliklarga qarshi qilinayotgan hujum deb baho bergan. Ministrlar bayonotida nomzod ko'rsatish bosqichi va buning natijasida o'tirg'i chiqqan vazifaga tayinlash umumiy saylam huquqini qo'lga keltirish nishonidan zo'r darajada chatnab, Hong Kongliklarning qonunliq vakillik qilish iqtidorini texnik ojizlashtirib etdi. Biz siyosiy va fuqarolar huquqining bu xil muqim buzilishi va Hong Kongning yuksak avtonomiyasi masalasida qattiq andisha qilamiz deganlarni ta'kidlagan. Ministrlar yana Xitoyni Angliya-Xitoy birlashma xitobnomasiga va Hong Kongdagi boshqa qonuniy majburiyatlarga rioya qilishga Li Jiachaoni Hong Kong asosiy qonuni tomonidan qo'g'dildigan asosiy huquq va erkinliklarga hurmat qilishga va qonun bilan boshqarishga chaqirgan. Biden Ukrainaga harbiy aslahalarni qarz berish qonunini tasdiqladi. Amerika prezidenti Joe Biden Ukrainaga harbiy aslahalarni qarz berish yoki ijaraga berishga imkoniyat yaratib beradigan qonun takliflariga imzo qo'ydi. Joe Biden parlamentning tasdiqini olgan 2022 yildagi Ukrainaga qarz berish, ijara berish qonunini Oqsaroydagi ishxonasida o'tkazilgan imzolash marosimida tasdiqlagan bo'lib, Biden bu haqda Amerika Putinning rahimsiz urushiga qarshi Ukrainaliklarning o'z davlatini va demokratiyasini qo'g'dash ko'rishini qo'llaydi degan. Bu qonun orqali Ukrainaga harbiy aslaha avatish va mudofaa yordami berish jarayonining osonlashtirilishi maqsad qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika 1941 yilimi 2-chi dunyo urushiga kirishdan ilgari Angliya va boshqa ittifoqdoshlariga harbiy aslaha yordam qilish uchun bu qonunni ishlatgan ekan. Yaponiya Rossiyadan neft import qilishni cheklashni planlamoqda. Yaponiya hukumatı Ukrainadagi urush sababidan Rossiyaga yurgizgan iqtisodiy jazo sifatida neft import qilishni cheklashni kirgizishni planlamoqda. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida muxbirlarni kutib olish yig'inida taraqqiy topgan 7 davlat guruhi bilan o'rnatgan hamkorlikning ruhiga asosan Rossiyadan neft import qilishni cheklaydiganligini o'tirg'i qo'yib, bu intayin mushkul qaror. Ammo hozir eng muhim bo'lgani 7 davlat guruhining hamkorligi degan. Va shundaqlar Rossiyaning Yiroq Sharq rayonlaridagi neft va tabiiy gaz turlarida Yaponiyaning manfaatini qo'g'daydiganligini qayd qilib o'tgan. Fumio Kishida Saxalin 1 va Saxalin 2 turlarining Yaponiyaning energiya bexatarligi uchun intayin muhim ekanligini ta'kidlab, Rossiyadan neft import qilishni qadam-qadam to'xtatadiganligini, har qaysi sohalardagi manfaatini qo'g'dash planini davomlashtiradiganligini bildirgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet aşırı muhakkabı tüm köp rahmet edemem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.